Şimdi oyunda başarılı olamıyorsanız bu bir teknik rehber olarak atılacak YouTube'a. Başarılı olamıyorsanız, özellikle Master League'de başarılı olamıyorsanız oyunda birkaç tane trik bilmeniz gerekiyor. Birkaç tane ipucu bilmeniz gerekiyor. Özellikle futbolcularınızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Şu anlamda söylüyorum bir adam sadece hızlı olduğu için transfer edenler var. İşte bu arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu oyun eski PES değil ya da bu oyun FIFA'nın o eski ver hatta yeni versiyonunda değil. Bu oyun çok daha gerçek, çok daha zor bir oyun. Ben göstereyim size. Az sonra da zaten göreceksiniz. Ben efsanede oynuyorum. Bakın en yüksek şey. Efsanede oynuyorum. Küçük. Başlangıç bücüğü küçük. En düşükte başlamışım. Transfer sıklığı yüksek. Görüşme zor. En zor. Ben burada oynuyorum. Evet başarılı mıyım? Bir şampiyonluğum yok ama bakın ilk kez takım tıkır tıkır gidiyor. 14. de oldum, 7. de oldum, 8. de oldum. Öncelikle şu taktiklere bir gelelim. Dediğim gibi öncelikle şey takımınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Taktiklere gelelim. Şu sahayı bir anlatayım ben. Şimdi bakın solda benim takımım Napoli görünüyor. Gördüğünüz gibi bazı oyuncular kırmızı, bazıları daha kırmızı. Şu anda hepsi kırmızı bende de. Örneğin e, kimi koyalım abi? Diğer neyi? Yani, Jovinko'nun yerine koydum. Bakın bazı oyuncular kırmızı bazı oyun... Diyatne mesela yeşil. Niye? Çünkü ne takım ruhun ya da takım oyununda çok iyi değil. Yani diğer oyuncularla çok iyi anlaşamıyor. Diğerlerini çok iyi tanımıyor. Oyun stilini bilmiyor. Henüz birlikte bir bağ kuramamışlar. Ama Jovinko'yu alıyorum. Hop orası da kırmızı oluyor ve bu da 96 oluyor. Dolayısıyla şu kırmızı e çizgiler, aura diyelim bunlara. Bu auralar hep oyuncuların takımla anlaştığını iyi gösteriyor. Hem de o bölgenin aslında ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. Bakın benim orta saha komple kırmızı. Hani Roger Espinosa kaçtığında Camilio hemen pas verecek. Poban kaçtığında Jovinko onu görecek falan gibi pozisyonlar olacak. Bu bir kere çok önemli. İkincisi ilk bölüme geldiğinizde taktiği belirlediğiniz hangi taktikte oynayacağınızı Oyuncuların hangi taktikle oynayabildiği çok önemli. Bakın burada top çevirme oyun, kısa pas geniş, dizilişi koru, önde baskı geniş, agresif var. Bunlar nedir? Niye bu kadar fazla teknik var? Çünkü karşı taraf inanın hiçbir oyunda olmadığı kadar taktik değiştiriyor. Karşı taraftan kalsın bilgisayar, yapay zeka, AI. Detaya girelim. Diziliş, geçtim zaten 4-4-2, 3-5-2 hepsini kullanıyorsunuz. O menülerin hepsini anlatacağım şimdi. Hücum talimatları. Ben takımı nasıl hücuma çıkaracağım? Takım nasıl atak yapsın nasıl oyun kursun ve nasıl gol bulsun anlamında bize bizim yönlendireceğimiz, oyuncularımızı yönlendireceğimiz bir bölüm burası. İki temel teknik var. Top çevirme, kontra atak. Top çevirme, kontra atak. Biliyorsunuz zaten top çevirmede pas yapıyorsunuz. Bol paslarla, kısa paslarla rakibe gidiyorsunuz. Kontra atakta daha çok uzun toplarla rakibe gidiyorsunuz. Oyun kurucu. Nasıl oyunla çıkalım, nasıl bir oyun kuralım? Kısa pas mı, uzun pas mı? Uzun pas kontra hata bir şeydir. Daha çok uzun paslı. Örneğin ileride çok uzun bir forvetiniz, santraforunuz vardır. Ona topu şişirirseniz o topu alır bekletir. Ve sizin işte atıyorum orta sağ oyuncularınız ya da defans oyuncularınız fark etmez. Ona desteğe hızlı bir şekilde hücuma çıkar. Ve bir şey olduğunda geri hızlı bir şekilde hücumdan kendi bölgelerine döner. Kısa pas zaten oyuncular tıkı tıkı kısa pasla pas yaparak rakip sahaya geçer. Ve rakibi direncini bu şekilde kırmaya çalışır. İkinci hücum bölgesi diyor. Şimdi oyunda futbol oyununda iki tane bölge vardır. Kanatlar ve orta. Geniş dediğinizde takım genel olarak kanatlardan hücuma çıkar. Hazırlık sırasında kanatlardan daha fazla bağlantı ve kombinasyon yaparlar. Yani şu demek oluyor. Eğer genişi seçerseniz takım kanatlara daha böyle yardımcı olacak kendi kanatlarına. Yok genişi seçmez. Ortayı seçerseniz takım genel olarak ortadan hücuma çıkar. Hazırlık sırasında ...orta bölgeden daha fazla bağlantı ve kombinasyon yapar. Yani orta bölgeye daha fazla destek verir kendi oyuncularınız. Bu anlamda tamamen size kalmış bir şey bu. Hani şu yanlış, bu doğru diyemeyiz. Bu şu demektir, dizişi koru. Benim bir taktiğim var ya 4-3-3. Jovinko ortada, sağda Poban, solda Diego Jota gibi gibi. Oyunun gidişatına göre bunlar asla pozisyonunu değiştirmez. Jovinko her zaman orada oynar. Poban her zaman sahilerde oynar. Esnek derseniz... Oyuncular sürekli pozisyon değiştirir. Bu rakip savunmanın da dengesini bozabilir. Ama birazcık oyuncular yorulur. Bu anlamda birazcık oyuncular yorulabilir. Hani bir şeyin dezavantajı da oluyor, avantajı da oluyor. Destek aralığı bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Destek aralığı nedir abi? Destek aralığı bakın bir çubuğumuz var. Bu çok 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 önemli bir şey. Bunu az tutarsanız tamam mı? Genelde Boşa çıkmaz adam e, futbolcularınız. Pas almaya az çıkar. E, pozisyonlarını genelde değiştirmezler. Yani pas almak için genelde pozisyonlarını değiştirmezler. Bu onların daha az yorulmasına sebebiyet verir. Ama hücum kombinasyonlarında daha kısır bir döngüye sokar sizi. Benim demin gördüğünüz gibi neredeyse sona dayalıydı. Bu çok fazla yoracaktır oyuncularınızı. Bunun bilgisini vereyim. Çünkü durarak oynayacak eğer çubuğu az yaparsanız oyuncular. Ama burada da. Ben sağdan gidiyorum tık biri sola gelecek biri yaklaştık örneğin korner bayrağına gittim tık iki kişi gelecek bir kişi oradan koşacak vesaire bir kombinasyonlar olacaktır. Bu da tamamen sizin oyununuzla alakalı. Bu menüyü geçtik. İkinci defans talimatları. Az önce hücumu anlattım ben. Bu da defansta nasıl bir oyun kurgusuna sahip olacağınızı belirten bir bölüm burası. Defans tarzı önde baskı ve tam defans. İki tane var. Önde baskı bizim rakip daha atağa çıkmadan ona önde pres yapar oyuncularımız. Yoğun pres. Öne çıkmadan onlar daha atağa çıkarken, daha orta sahaya gelmeden, daha orta sahaya gelince her zaman pres yapan bir anlayışa sahip. Tam defans ise bunun tam tersidir ve oyuncular genelde top kayıplarında kendi yarı sahasına, genelde her zaman top kaybedildiğinde toplu olarak kendi yarı sahasına koştururlar ve defansa çekilirler, defans bloğuna çekilirler. Bu Gol attığınızda skoru korumak için aslında mantıklı bir durumdur. Yani diyorsunuz ki gol attık komple çekilin geriye. İkinci önleme bölgesi. Bunda dedik ya biz hani top kaybettiğimizde önde baskıda top kaybettiğimizde hemen pres yapar oyuncularımız. Topu kaybettiğiniz hemen pres yaparlar. Bu arkadaki boşluk vermenize seb sebebi olabilir. Ayrıyetten de e, oyuncularınızın çok yorulmasına sebebiyet verebilir. Eğer karşıda iyi top yapan bir takım varsa. Tam defansta ise ben bir daha anlatmış oldum bunu ama olsun. Tam defansta ise top kaybettiğinizde hemen yarı sahaya çekilir. Şimdi buraya geldiğimizde önleme bölgesi diye bir e, yer var. Burada da geniş ve orta. Hücumda da biliyorsunuz geniş ve orta vardı. Orta dediğinizde ileriye gönderecek tüm pasları kesmeye çalışan bir defans bloğu kurmaya çalışırsınız. Yani araya girmeye çalışır adamlarınız. Örneğin atıyorum rakipte rakibin orta sahasında top nereye atabilir? Sola. Hop bir adam oraya sola doğru gider. Alan savunması gibi diyebilirsiniz buna. Hani daha çok alanı savunur. Pas kime gidecek? Oraya doğru gider, daraltır alanı. Diğeri genişte ise genelde kanat bölgelerine doğru bir baskı vardır. Kanatlara doğru bir baskı vardır. Ve ileriye pas atma, ki burada da öyle açıklamasında öyle yazmış, atmaya çalıştıklarını daha çok kişiyle savunur. Yani pası ileriye atmaya çalıştığında adam, kişi daha fazla oyuncu onun karşısına çıkar. Bu da böyle, geçtim. Baskı yapma. Baskı yapma, bizim bildiğimiz, pres diyebiliriz biz buna. Agresif oynadığınızda iki oyuncu, üç oyuncu rakip adamlara basarak onu sıkıştırır ve topu kapma ihtimalini arttırır. Ama tabii ki arkada boşluk vereceksinizdir burada. Bu net. Ölçülüde ise daha böyle stabil bir şey vardır. İki defans, üç defans ya da üç oyuncu yerine tek bir oyuncu adama baskı yapar ve riski azaltır ve genelde de oyuncuyla arasındaki mesafeyi belli bir mesafe tutar. Bu da sizin hata yapmanızı ya da arkada boşluk vermenizi, eksilmenizi engeller. Defans çizgisi bizim en son dörtlü defansımız var ya e, ya da üçlü defans fark etmez. Son o defans çizgisinin nerede bekleyeceğini gösterir. Burada defans çizgisinin çubuğunu arttırırsanız orta sahaya kadar gelir. Düşürürseniz geriye kadar düşürür. O tamamen sekanlık. Bak burada burada. Şurada. Burada da. Burada orta sahaya kadar geliyor. Bu da size kalmış bir şey. Bu işte modern futbola çok yaklaşmış bir ayarı veriyor bize PES. Yoğunluk bu da çok önemli. Burada seviye ne kadar yüksekse, yüksek olur yani şu çubuğun seviyesi ne kadar yüksek olursa oyuncular o kadar daha fazla bir araya gelir ve e, bir sahanın orta bölgesine yoğunlaşır. Ama burada kanatlardan atak yemenizi atak yemenize sebebiyet verebilir. Peki bu nasıl kullanılabilir? Eğer rakip çok kanat oyunu oynuyorsa, çok geniş oynuyorsa Kanatları açabilirsiniz yoğunluğu arttırabilirsiniz Ama atıyorum son dakikalar Kapanıyorsunuz ve e, ceza sahasının Öbeklenmesini istiyorsunuz adamlarınızın Yoğunluğu arttırırsınız zaten orta bölgede Genelde yoğunlaşacağı için Oyuncular bir araya kümelenir Tabi bu tamamen diyorum hani e, Sizin oyun anlayışınıza çok bağlı bir şey Burada ben ne kadar konuşsam da ne kadar anlatsam da Doğrusu ya da yanlışı olan Bir şey değil Gelişmiş talimatlara geliyoruz bu da ikinci olarak oyunda bizim belli başlı hem hücum için hem defans için belli başlı ta talimatlar vermemize sağlayan bir menü. Örnek veriyorum. Hücuma çıkarken diyorum ki tiki taka bunları anlatayım. Kanat rotasyonu kanat adamınızın yanına birkaç tane alternatif adam gelir ve orada oyun kurmanızı sağlar. Tiki taka oyuncularınız birbirine çok yakın oynar ve ona göre pozisyon alır. Defans arasında bir boşluk bulursa depar atar, boşa çıkar ve ara pas ihtimalinizi arttırır da diğer bir alternatif sahte 9 numara sizin forvetinizin sık sık orta yuvarlığa kadar gelmesine, rakip, rakip sahanın ortalarına kadar gelmesini sağlar. Ve hem belki öndeki stoperi, onun markajındaki stoperi ya da ona markaj yapan stoperi orta sahaya getirir. Ve arkadaki eğer iki kanat oyuncunuz varsa ya da başka bir forvetiniz varsa o boşluğu kullanmasını sağlar. Hedefi ortarı ise amaç orta ve gol kafasıdır. Yani orta yapayım kanattan kanat oyuncuları gitsin forvet ortaya yapsın o da kafa atsın amacıdır. Sahte bekler pozisyonlarını bırakır sağ sol kanatlar sağ bek ve sol bek orta pozisyona doğru giderler. bu da aslında atak sırasında farklı kombinasyonlar çıkmasına sebebiyet verecektir. Ve rakip sahanın ortasında daha fazla adamınız olacak. Bu da pas kombinasyonlarının art artmasına sebebiyet verir. Geçtim. Bunlar böyle. Hücum talimat 2. Burada iki tane hücum talimat veriyor. Aynısı. ikisi de aynı. Yani birine derim ki ben kanat rotasyonu yap. Diğerine derim ki sahte 9 numara. Defans. Burada da defansta yine bazı talimatlar var. Bunları anlatayım. Kapalı derseniz herhangi bir aksiyon olmayacaktır. Geri kanat. Örnek veriyorum. Sol açıkta Onye Kuru oynuyor. Ya da şimdi rakibin İbrahim diye futbolcusu oynuyor. Ben geri kanadı açtığımda rakibin ilerideki oyuncuları ihtiyaç duyduğunda ya da benim oyuncularım öyle söyleyeyim. Benim oyuncularım, benim kanat oyuncularım çok ihtiyaç duyduğumuzda savunmayı kapatmak, savunmaya destek vermek amaçlı geri gelir. Bu da tabii onun yorulmasına zebit. Onları da söyleyeyim. Yani burada yaptığınız bir şey olumlu gibi de görünse olumsuz olabilir. Hani ileri çıkar, kontra atağınızı keser. Geri gelir, özür dilerim. Geri gelir sizin kanat oyuncunuz, kontra atağınızı keser gibi gibi. ...çok kombinasyonlar yapabiliyorsunuz burada... ...çok farklı şeyler çıkabiliyor gördüğünüz gibi... ...zaten oyunu da zor yapan bu... ...oyunda adam bunu bir yapıyor... ...sizin tüm dengeniz değişiyor... ...sıkım arkadaş bunu seçtiğinizde abi... ...rakibin... ...saha dediğimi açılır... ...burada rakibin... E, ...herhangi oyuncusunu seçerseniz seçin... ...o oyuncuya sıkım arkaj yapar adamlarınız... ...örneğin işte İbrahim'i seçelim... ...artık İbrahim sıkım arkadaşlar ...derin defans çizgisi... ...defanstaki takım ara paslarına karşı... ...savunma yapmak için genelde geride kalıyor oyunculara markaj yaptıkları rakip arasında daha geniş alan bırakıyor. Genelde de savunmanız geride kalıyor. Oyunculara artık sıkı markaj yapmadığı için daha rahat ayağa pas yapabiliyorsunuz defansta. Ee, ceza sahasına hücum rakip takım özellikle kanattan hücum yaptığında bizim oyuncularımız ceza sahası içine yoğunlaşır. Ceza şöyle orta sahanızda kim var? 3 tane orta sahanız var. Biri ofansif orta saha o da gelir göbek adamınız, oyun kurucunuz o da gelir. Onlar da oraya gelir ceza sahasına. Bu da sizin orada sayısal olarak üstünlüğünüzü arttırır, gol yeme ihtimalinizi düşürür. Kontra hedef. Bu da yine bunu seçtiğinizde bakın bu sefer sizin formasyonunuz açılır. Siz bir adama diyorsunuz ki sen kontra hedefsin. Diego Jota kontra hedefsin abi sen geri gelmiyorsun. Sen çok yoğun baskı yaptıklarında bile rakip takım bu kendi bölgelerinde takılacaksın diyoruz. O ileride bekliyor. Biz de ona uzun top oynuyoruz. Geçtik. Gompress bu oyuncularınızı çok yorabilecek bir şey. Onu başta söyleyeyim. Takımı çok yoracak bir şey. Atıyorum topu kaybettiniz. Atağa çıktınız. Atağa çıkıyorsunuz. Hatalı bir pas verdiniz. Sola atarken adam arayı aldı. Bir anda ona yakın 3 tane 4 tane futbolcularınız takım halinde pres yapıyor. Ona yakın adamlar ona. Onun pas atabileceği adamlara diğerleri koşuyor. Bu İspanyol futbolunca çok kullanılan bir yöntemdir. Barça özellikle hem tiktaka hem de bunu çok kullanır. Ama sahaya çok iyi yayılmanız gerekiyor. Oyuncuların birbirini çok iyi tanıması gerekiyor. Dezavantajı ise çok büyük dayanıklılık gerekiyor. Çok büyük kondisyon gücü gerekiyor. Çok yorulur oyuncularınız. Bitti. Bu, bu kadar. Onun dışında markaj ayarlarına geldiğinizde hangi adama, örneğin Taloy'e bir adam atıyorsunuz ve o adama markaj alıyor. İşte bunu markajla, bunu markajla, markajla diyorsunuz. Etkili olabiliyor belirteyim. Değişken diziliş açık dediğinizde işte burada belirliyorsunuz. Başlama vuruşunda bilmem ne şu bu falan filan diye belirliyorsunuz. Ben genelde kapalı yapıyorum. Oyunun içine hayatına göre kendim karar veriyorum ben o dizilişe. Hazır taktikleri kopyalar derseniz de işte bu taktikleri kopyalar bir yediğini alır diye düşünün. Hazır taktik kopya özel defansif hemen alıyor zaten. Ee, şurada oyuncu değiştiriyorsunuz zaten bunları biliyorsunuz bunları söylemeye gerek yok oyuncu ayarları kaptan seçiyorsunuz burada karakterine bakın genelde lider oyunculardan kaptan seçin uzun serbest vuruşları seçiyorsunuz kısa frikçileri seçiyorsunuz sol korner kullanını sağ korner kullanını penaltı kullanımı hücuma katılacakları seçiyorsunuz burada genelde şey oluyor bir tane seçebiliyorsunuz defans adamı seçiliyor genelde o bazen sıkıntı olabilir hani Kornelerde avantajı olabilir ama arkasında çok boş kalmasını istemeyeceksiniz özellikle efsane ve süperstar oynarken Destek ayarları bunları hiç ellemiyorum ben sizin de ellemenizi tavsiye etmem onun konusu çok uzun onu farklı bir videoda anlatabiliriz Veri yönetimi burada yapmış olduğunuz bu ayarı gelip kaydet derseniz ki benim kayıtlı bakın galatasaray Napoli ofansif vesaire kayıtlı buraya kaydet derseniz üzerine yaz derseniz ondan sonra bu ayarları her takımda kullanabilirsiniz ya da her e, Master League e, maçında kullanabilirsiniz. Temel olarak da Master League'deki şey e, döngü bu şekildedir. Dediğim gibi şimdi oyuna gireceğiz. Oyun içinde de bazı trikler anlatacağım size. Öncelikle oyunda panik olmamanız gerekiyor. Efsane ve süperstar oynuyorsanız. Yani hemen topu aldınız şişireyim bilir, pas vereyim yapmamanız gerekiyor. Evet bu videoda ayrı olarak YouTube'a gidecek umarım yararınız olacak bir video olur.